Selamun aleyküm benim falanca izleyicileriz. Değerli büyüğüm, canım kardeşim, değerli büyüğüm. Aha traktör ya. Ben Deniz Mehmet Ali. Bugün ne yapıyoruz? Bugün bir vlog videosuyla karşındayım. Bugün bu hafta sonu yasağının kaldırıldığı iki haftanın pazar günü. Dedim şöyle bir değişik bir video olsun diye. Oğlum buranın trafiği de çok kalabalık lan. Burada da video çekilmez anasını satayım. Ben nereden geldim videoyu çekmek için buraya? Neyse boşver. Şimdi Topboğazı'ndayız. Antakya'nın Topboğazı'nın geçindeyiz. Aslında Kırıkkale'ye geçiyor diyorlar. Yanlış bilmiyorsan bilen yoruma aşağı. Yapsın sana zahmet. Burası şu anda Topboğazı kavuşan ayrılıkların, kavuşmaların olduğu yer. Şurası ön taraf. Şöyle göstereyim. Önce Vatan Tepesi, Jandarma Tepesi burası. Topboğazı kavşağındayız. Şuradan yukarısı, buradan yukarısı Belen'e, İskenderun'a, Adana'ya çıkar. Şu taraf şöyle döndüğümüzde ben sana arka kamerada göstereceğim. Burası Kırıkan'a doğru gider. Kırıkan Antep yolu burası. Şu arka tarafta şöyle göreceğiniz üzere Antakya yolu. Bak şurada da yazıyor zaten. Kırıkan, Reyhanlı, Gaziantep, Halef falan velhasıl yazıyor. Şimdi arka kameradan da zaten göstereceğim. Evet bak, Topboğazı kavşağının olduğu yer tam anlamıyla burası. Has Turizm ofisleri de burada zaten. Ben babam da Has Turizm'de şoför olduğu için sürekli gidip gelirken daimi uğradıkları mekan. Kırıkan'dan veya Has'a tarafından, Reyhanlı tarafından falan Adana'ya, İstanbul'a, işte o tarafa doğru gidecek yolcular genelde bu şu karşı taraftaki ofise gelir. Gelen tarafta da burada inerler. Buradaki Has Turizm ofisinden. Bak şurada da yazıyor zaten. Antakya Havaalanı şu taraf. Antakya ve havaalanı olacak. Havaalanını da zaten göstereceğim. Buradan sola dönüşte Kırıkan'a, işte Adana taraflarından gelen Reyhanlı'ya da buradan gidebilirler. Buradan daha kısa oluyor çünkü Cilve Gözü sınır yolu zaten, bak orada da Halep de yazıyor. Orası daha kısa. Bu yeni açılan Zeytindalı sınır kapısı da Kırıkan yolu üzerinden gidiliyor. Ben şimdi o tarafa doğru gitmeyeceğim. O tarafta işim yok zaten. Arabayı kaçardım Allah rızası için. Buradan ben Antakya tarafına doğru gidip beraber bir yolculuk yapacağız. Hem şehrin girişini bilmeyenler için şöyle güzel bir tanıtım şeyi olur. Burası işte gördüğünüz Topboğaz kavşağı burası. Burada manavlar falan, işte kavun satarlar. Ondan sonra limon satarlar. O zamanın meyvesi, sebzesi neyse onu satarlar. Şimdi hemen seyirciden çıtırdan arabaya geçelim. Bak canım benim, burada yatıyor. Selamun aleyküm. Oğlum aleyküm selam de niye kaçıyorsun? Korkma korkma, sakin ol. Evet, arabamız burada. Halamın Passat'ı. Bunu çalmıştım. Çaldım değil de arakladım diyeyim. Kaçırdım. Ananı satayım. Dur bir dakika. Anahtarlığımızla şey, kilidimizi açalım. Haydi haydi haydi. Arabaya zıplayalım. Ah, ben de iri yarı bir herif olduğum için taksiye de sığmıyorum. Ben ağrı hastacı adamım ya. Benim ne işim var bu tür şeylerde? Şu araba araştıracağımıza şu zımbırtımızı, telefonumuzu bir sabitleyelim. Oh, ses de geldi tertemiz. Şu zine dönene de hiç güvenmiyorum biliyor musun? Bu düşürür müşürür şimdi. Ulan zaten daha telefonu siltanı görmeyecek, daha video çekiyor diye işe kalkıştık. Gözünü ya niye diyeyim, boku yiyecek şimdi, neyse. Şimdi hemen seriden çıtırdan bir marşımızı basalım. Bu arabanın da el freni sıkıntılı. Halama diyorum, zibilyon kere şunu olur şu el frenini yaptır. Belki senin oldu bu el freni bozuk, bak. Bak göstereceğim gözünü sevdiğim. Bak 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 bak. El freni. Buradan o kendisine de selamlarımızı yollayalım. El frenini ne olur düzelt. Ya Allah için şurada bir tane kayış olacak. Şöyle cart diye çekeceksin. El freni işi bitmiş olacak. Gözünü sevdiğim şu düğmelerden nefret ediyorum ya. Sırf bunun için eski kasa araba alacağım Allah çarpsın. Bak. Oho. Biz bunu herhalde yarım saat bekleyeceğiz herhalde. Ulan bir an indi sandım. Şimdi bunu indirince zaten ayak freni çalıştığı için, şimdi bu el freni çekilirken balata boşa düşüyor. Yani boşa düşen el freninin çekildiğini anlayabiliyorsun. Ya hadi ya. Uf, düş lan. Ya hadi ne olur, video izleyeceksin bunun yüzünden ne olur ya. Ulan şimdi Has Turizm'in de şeyindeyiz. Adamlar gelip dese ben bilginin oğluyum derim de başkası mümkünatı yok, şey yapamaz. Aga nereden baksan bir 10 saniye bunun indirmeyle uğraştık ya. Gözünü sevdiğiminin. 2000 years later. Sonunda kodumun el frenini indirebilmeyi başardım. Videoyu kapattıktan nereden baksan bir 30 saniye daha uğraştım. Bütün gayretlerim, çabalarım sonucunda artık devletten bir üstün hizmet fren indirme madalyası da bekliyorum. Yüzünü seveyim ya. Bir türlü bir el frenisin sen amına koyayım. Niye inmiyorsun ya? Allah Allah. Allah hiç uğraştırıyor beni.
Şöyle bir maskemizi de bir takalım. Şöyle lütfen. Çünkü ileride polis gelmesi falan var. Şayet bizi durdururlarsa. Bir de plaka 34 plaka. Bok yemeyelim. Selamun aleyküm. Şöyle bir şunu şöyle bir sokalım yerine. Bismillahirrahmanirrahim diyerek şu kemerimizi de bir takalım. Ya Allah, ya Resulullah. Kemerimizi de taktık. Haydi bakalım. Kalkıyoruz. Oynat bakalım. Şöyle bir solumuzu da kontrol etmek suretiyle. Çünkü burası çok yoğun bir kavşak. Yani ilin giriş kavşağı yani burası. Sıkıntı olmamak suretiyle. Ya Allah, hadi çıktık yolumuza. Evet, şimdi top boğazından Antakya'ya doğru ilerliyoruz. İleride giderken havaalanına doğrayacağım. Havaalanını da göstereceğim size. Buralar zaten Top Boğazı, Maraş Boğazı, Ovaken, Serin Yol diye sırayla zaten gidiyor. Detayları yolun ilerleyen zamanında göstereceğim. Şimdi Top Boğazı'na çıktık, Antakya'ya doğru gidiyoruz, şehir merkezimize doğru. Bu yol karayolunun sorumluluğunda, onun için güzel. Sadece zaten ile girişte bak, milleti çağırıyorum, tamam mı? Buradan Büyükşehir Belediyesi'nin herhangi bir ferdi bile videomu izliyorsa asfaltlamadan sorumlu, asfaltlamadan sorumlu. Aa bak, bisiklet abilerimiz gelmişken şunlara bir selam verelim. Görmediler herhalde. Görmediler herhalde. Oğlum lan, eski bisikleti zamanlarımı özledim. 4 sene boyunca okula bisikletle gidip geldim. Gözünün yağı niye diyeyim. Şimdi burası organize sanayi kavşağı. Burası organize sanayi bölgesi sağ taraf. Bak yazıyor, ne yazıyor? Havaalanı Hatay Laskiye. Yavrum benim be. Kavşaklara gelirken muhtemelen ben yavaşlamaya dikkat edeceğim. Çünkü şu önde gördüğün şu pick-up'lı abimiz aniden fırlayabilir, abimiz ablamız artık her kimse. Şimdi abimiz diyeceğim ama kadın da kullanıyor olabilir diyecekler. Çünkü ben anam da kadın ve o servis şoförü. O kullanınca şey diyecekler. Şimdi ayrımcılık yapıyorsun, hep erkekler mi kullanacak diyecekler. Hiç öyle bir ayrımcılık niyetinde değilim Allah'a şükür. İstediğim kullanan büyüğümüz diyeyim, hadi orta kelime büyüğümüz olsun. Yola atlarsa en azından frenleme şansımız olur. Çünkü gaza bastığında yani fazla hız öldürür. Evet, buradan güzel bir mesaj da vermiş olalım. Fazla hız öldürür sevgili kardeşim, değerli büyüğüm. Buradan zaten ilerisi burası Top Boğazı'nı geçtik. Maraş Boğazı tarafları burası. Buradan ilerisi zaten Ovaken, Serin Yol, Derince, Büyük Dalyan diye ilerliyor. Oralara yetiştiğince zaten ben gerekli bilgilendirmeyi yapacağım. Buralar genelde şehir dışı rüzgar gülleri falan var zaten, herhalde ekranda çıkmıştır. Çıkmadıysa da ben söylemiş olayım. Araba nasıl kullanıyorsun diye soracak olursan, şimdi ben arabayı büyük şeyde alıştım. Büyük vasıtada, hani ben anam da otobüs şoförü, babam da otobüs şoförü. Ben otobüs alıp şöyle sadece şeride geçecek de solumdan beni sol diyecek olan adam. Çünkü ben geziyorum anasını satayım, beni linçlemesinler sol şeritli kapatıksın diye. Ben ağır vasıtada öğrenen adamım. Küçük araba bunun için böyle çocuk gibi geliyor yani. Böyle büyük, böyle kalabalık, böyle yola girdim, böyle heybetin oluyor ağır vasıta sürünce. Ağır vasıta sürücüleri beni anlar. Evet bak, sağda da yazıyor. Havaalanı 11, Antakya 23, Laskiye Zamşalı. Şimdi buradan ileriye Laskiye'ye falan, yani zaten bizim şehir sınır şenti, şey sınır şehrinde, sınır şenti, sınır kentiyle şehrin her şey. Annem telefonla arıyor. Oynat bakalım. A few moments later. Evet, kısa bir video bölünmesiyle beraber tekrar birlikteyiz. Annem az önce aradı ve nerede olduğumuzu falan sordu. Ben de dedim geziyorum dedim. Arabayı kaçırdım, geziyorum. Buralar şehir dışı olduğu için aslında buralar fazla gösterecek bir şey yok. Ben sohbet edeyim çok çok burada. Çünkü hani çok kısa, böyle aşırı kısa bir video olsun da istemiyorum. Hani insanların gelip görürken şu mükemmel şehrimin mükemmel manzarasıyla, hani ben buraya gelirsem ne gibi bir şeyle karşılaşacağım, ne gibi bir şehirle karşılaşacağım bilsinler, iyidir. Şimdi ağır vasıtada kullanmayı öğrendim dedim. Hatta beni ağır vasıtacılar anlar dedim. Sen böyle oturduğunda böyle direksiyona böyle hem yükseksin, görüş alanın daha fazla velhasıl. Hakimiyetin daha fazla. Ha nedir? Büyük araba taksi gibi velhasıl hızlı gitmez. Ben şöyle 5'e atayım. 80'le gidiyorum zaten. Fazla da hızlı gitmiyorum. Sırf sohbet etmek için. Aslında var ya, şuralarda bassam da fena olmaz anasını satayım. Çünkü daha hani burada gösterilecek pek bir şey yok. Sadece sohbet etmek amaçlı burada biraz ağırladım. Nasıl diyeyim? Oran görüş alanı daha fazla olduğu için ağır vasıtaların, efendim söyleyeyim, hakimiyet daha fazla, yavaş gidiyor amenna, ama yani onun rahatlığı, o smooth dediğimiz o rahatlık seviyesine erişebildiğin için onun sürüş deneyimi bambaşka. Şimdi burası Ovakent,
sevgili kardeşim, değerli büyüğüm. Oha kente girmiş bulunmaktayız. Buradan ilerisi zaten işte Serin Yol, Derince, Büyük Dalyan diye devam ediyor. Burada az ileride karşı tarafta, yani Adana istikametine, İskenderun istikametine devam edenler için sol tarafta jandarma çevirmesi oluyor genelde. Zaten kamerada çıkar mı bilmiyorum. Şu sağ taraf şu duvarla böyle tel örgülerle çevrili yer jandarma acemi kışlası. Acemi birliği burası. Yarın öbür gün zaten bize de kısmet olacak acemiye gitmek. Yani mecbur gideceğiz. Bak sol tarafta, hani telefonda gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle de ağırlayayım. Sol tarafta gözüküyor durum. Bariyerler falan var. Bak burası şey, jandarma çevirmesi burası. Burada işte kimliktir, bilmem nedir, ıvır zıvır kontrolü falan yapıyorlar. Bak şu sol taraf, bak daha gidiyorum. Olduğu gibi burası acemi kışlası. Acemi birliğine gelenler bu kışlaya geliyorlar işte. Girişi de şu ileride, bak kırmızı ışık yanıp yanıp sönüyor. Amilet ağırlıyor. Niye ağırlıyor? Oğlum kıştan girişte de bir bok olmaz ki. Ha tamam tamam, temiz bir şey yokmuş. Bakalım şöyle. Vay anasının avradını. Yeni yeni çevirme yeri kuruyorlar. Bak görüyor musun? Bak tam zamanına gelmiş anasını satayım. İkinci dalga, Allah çarpsın ikinci dalga. Şimdi bak hazırlanıyorlar ammolar. Ammolar hazırlanıyorlar, bizi çevirecekler. Çevir beni ammo, çevir beni ammo. Bak acemi kışlasının şeyini bitirdik herhalde. Bak git git bitmiyor yani, bayağı büyük bir yer. Burası Serin Yol ve havaalanı kavşağına da geldik. Şimdi havaalanına da gireyim. Havaalanını da şöyle bir göstereyim. Havaalanının hani genel hatlarıyla nedir, ne değildir, nasıl bir şeydir. Her Allah'ın günü su basan havaalanını zaten gidince de yolu da göstereceğim. Yolu yükselttiler. Yeni yüksek yolu da hazır bilmeyenler için göstereceğim. Şu bu arada yeşil dalga diye bir olay var. Şu ışıkların üzerinde kamerada gözüküyor mu bilmiyorum. 70 yazıyor. Bu 70 ne manaya geliyor? Ben duyduğum kadarıyla anlatmaya çalışacağım. Sıkıntısız bir şekilde dönersek. Heh, döndük, sıkıntı yok. Emiyiz, oynat. Şimdi bu yeşil dalga olayı neymiş biliyor musun? O yolda sürekli 70 ile gidersen sana sürekli yeşil yanıyormuş. Yani ışığın süresini ve lazım her bokunu falan ona göre hesaplamışlar diyorlar. Ne kadar doğru, Allah çarpsın, denemedim. Ya zaten kimsenin de denediğini sanmıyorum şu memlekette. Kimsenin denediğini falan da hiç yani zannetmiyorum. Bence herkes basıyordur. Işık kırmızı yandı mı da duruyordur anasını satayım. Havaalanına şöyle bir gireceğiz. Hemen çıkacağız zaten. Çünkü fazla uzatmak istemiyorum. Şu anda video kaydı nereden baksan 4 dakika olmuş. Öbür kayıt da nereden bir 3 dakika vardı. O top boğazında giriş kaydım ön kamerayla falan falan işte. Şimdi şu ışıklar yansın. Havaalanına doğru ben bir gideyim. Çünkü oranın yolası boş. Amik Ovası bu. Amik Ovası'nın hikayesini de belki anlatsam. Hadi onu da anlatayım. Şimdi burası önceden Demirel zamanında herhalde, yanlış bilmiyorsam, babam çünkü dedem hep anlatırdı. Amik Gölü'ymüş yani burası. Bu araziler falan olduğu gibi gölmüş. Sonradan vakti zamanı gelince buralar kurutulmuş. Kurutulup ovaya çevrilmiş. Şu sağ taraftaki abimiz ağırladı. Hadi bize de bir yeşil yak be ammo. Bir geçek ha. Heh, tamam güzel. Eğer bölme kırarsa. Tamam güzel, kırmadı. Devam ediyoruz. Şimdi buradan devam etmek suretiyle havaalanına da şöyle bir göstermiş olacağım. Şöyle bir basmamız lazım. Şimdi burası genel olarak şöyle anlatmaya çalışayım. Demirel zamanında dediğim gibi burası kurutulmuş ve amik ovası olmuş. Ama yani şimdi hani Allah'ın yarattığı dengeyi insan bozamaz. Burası hani gölmüş gibi sürekli hep yağış alır. Yani ağır yağış alır. Yani göl suyu mesela hani eksilir ya, orası da dolsun diye yağış alır. Şimdi ben biraz basacağım çünkü video fazla uzasın istemiyorum. Hemen havaalanını hemen bir gösterip hemen çıkacağım. Şimdi kurutulduğu için ve sürekli burası yağış aldığı için buraya hep sürekli su basıyor. Yani gölmüş gibi yağış aldığı için yani belli bir çizme seviyesine yükselecek kadar, hani ayak çizme gelsin ya, o seviye yükselecek kadar hep burası su dolar. Şimdi bunun yüzünden ilk yapıldığı aralar çok tartışıldı, burasının yapımı, neden buraya yapıldı, neden yüksek bir yere yapılmadı diye çok şey oldu, çok serzenişte bulunuldu velhasıl. Ondan sonra Büyükşehir Belediyesi geldi, karayollarında burada bir iş olmadığını söyledi. Yani en azından Büyükşehir Belediyesi'nin söylediği bu. Bak şimdi burası beyaza kaçan asfalt ya bak. Şimdi ileride zaten ekranda da gözüküyor, yeni asfalta çıkarsın. Buradan ilerisini Büyükşehir Belediyesi yaptı. Karayolunun sorumluluğunda olmasına rağmen. Zaten bu Antakya yolları da ben de bir türlü anlamıyorum ya. Ya vallahi anlamıyorum. Bak
Büyükşehir Belediyesi, Karayollar, İlçe Belediyeleri çatışıyorlar. Siyaset yapmak da fazla istemiyorum. Vlog videosu bu Allah çarpsın. Ceremesini vatandaş ekiyor. Bak burası bak yerden yükseltilmiş yol bak. Şimdi sağ tarafta bak halen daha birin kilitleri falan bak açık renkte gözüküyor. Belli oluyor bak daha bak kaç gündür yağış almıyor burası. Daha halen bak tarla suya gömülmüş. Onun için yani burasının neden tartışmaya yol açtığını falan anlatabiliyor mu? Hikayesi bundan ibaret. Bak terminal binası da ekranda gözüküyor. Şimdi ben ekrandan da bakıyorum. Böyle dalgalı dalgalı böyle. Sürekli havaalanın binası da zaten hani yapıldı bak. Yeri hatalı dediler tamam mı? Yeri hatalı. Bina hatalı. Bina neden hatalı? Çatısı sürekli su damlatıyor Allah çarpsın bak. Haberlere çıktı. Hatay Havaalanı sular altında kaldı. Çatısı su damlatıyor. Bir devlet hava meydanları işletmesi bir çatı yapamadı. Gözünün yanayım ya. Vallahi yani ben bu vlogu gezme diye çekecektim. Dert yakınma videosu oldu Allah çarpsın. Dur bakayım şimdi polis mi çevirecek mi şöyle maskemizi de burnumuza geçirmek suretiyle. Acaba telefondan ne kadar ses net veya net değil şekilde geliyordur hiçbir fikrim yok. Burası havaalanımızın girişi. DMİ Hatay Havaalanı. Buranın düğümsekleri ta anasının nikahı gibi arabana ne dingil bırakıyor ne ESP ne ABS ne ESP ne ERS anasının nikahı bırakıyor. Uf. Allah çarpsın nefret ediyorum ya. Ne olur nefret ediyorum ya. Bak al. Evet güvenlik de geliyor. Muhtemelen bizi çevirecekler. Selamun aleyküm. Evet polis gelmesini de atlatmak suretiyle gidiyoruz. Çok şeyler ya buradaki tümsekler falan çok şeyler ya. Havaalanı terminal binası karşıda gözüktüğü üzere ben hemen bir tur atıp hemen döneceğim. Şöyle hemen göstermek suretiyle hemen çıkıp döneceğim. Tümsekleri de ebesin nikahı gibi yapıyorlar. Havaalanı biraz şu şekilde şöyle sağa doğru da çevireyim şöyle. Ağaçlar falan hep olduğu için fazla gözükmüyor. Tümsekleri falan da çok fena şöyle bir çevirirsem. Binası böyle şu şekil. Şöyle tümseklerden de bir geçmeye çalışırsam. Heh. Şu telefonu da bir düzelteyim. Böyle binası. Şimdi hemen geri çıkıyoruz havaalanından. Ve Onda kavşağından eve doğru sürmek suretiyle devam ediyoruz. Şimdi havaalanından çıktık ve şehir merkezine doğru ilerlemeye devam ediyoruz evimize. Solda bayağı böyle bir değerilmeye müsait bir kamyonet abimiz var. Abicim sana zahmet geçersen. Heh şöyle. Ben de hemen seni şöyle deten bir sollayayım. Ve şu tabelayı göstermek için hemen cecikten sağa geçiyorum diyeceğim de. Bu adam da sağa doğru yanaşıp sinyal veriyor Allah Allah. Amacı neyi ben de anlamadım ağırlıyor bir türlü. Heybetine kurban be. Hatay be. Ve şehir merkezine doğru ilerliyoruz. Antakya. Burası resmiyette ilin girişi olarak, yani ilçenin girişi olarak, şehir merkezinin girişi olarak sayılıyor. Buralar serin yol. Yeşil dalga dediğimiz bu olduğu gibi bu cadde için, hepsi için geçerliymiş sözüm ona. Ne kadar doğru kesinlikle bilmiyorum. Ne derler ismine. Ona göre millet uyarsa yeşil yanar mı, uyumazsa yanmaz mı hiçbir fikrim yok deneyen yoruma yazsın şayet. Denemişse. Yola devam ediyoruz. Şu ışıklar ya, ışıklar kırmızı.
buradan sağ taraflar hep serin yol. Sevgili izleyen, değerli büyüğüm, sevgili kardeşim. Buradan sağ taraf serin yol. Senin yolun iki girişi var. Bir burası, bir ileride bir tane daha olması lazım. Yanlış yer hatırlamıyorsam. Burada dalgalan al bayrağımız var. Ve şu suretle şehir merkezine doğru yolculuğumuza devam ediyoruz. Oynat bakalım. Ve yeşilimiz yandı. Öndeki abimiz biraz ağır kalkmakta kararlı herhalde. Devam ediyoruz. Yollar genel olarak böyle. Ya şimdi hava da biraz kapandı sanki. Çünkü ben çıkarken bayağı böyle günlük güneşlik yanıcı bir hava vardı. Artık yağmur yağar mı yağmaz mı hiç bilmiyorum. Yağmur eğer ben Honda Kavşağı'na yetişmeden, Honda Kavşağı'nda ne olduğunu birazdan söyleyeceğim. Oraya yetişmeden yağmaya başlarsa ben videoyu yarıda keserim, eve geçerim. Çünkü hani yağmur altında zaten sileceklerle falan böyle temiz bir vlog hiçbir şey çekemem. Devam ediyoruz, hadi bakalım. Şu sağ taraflar İnci Sitesi, şuralar İnci Sitesi diye geçiyor. Bak şurada zaten karşıda da tabelası zaten belli, İnci Sitesi yazıyor. Buralar hep ayrı bir şehir oldu. Antakya'dan sanki bağımsız ayrı bir ilçe oldu. Zaten yanlış bilmiyorsam bir milletvekili Serin Yol'un ilçe olması için başvuru yaptı da henüz bence o tip olaylar için bence biraz erken. Tam durmadan yeşilimiz de yanmış vaziyette. Yolumuza devam ediyoruz. Biz yetişmeden yeşil yanda da öndeki araba şey olacak mı? Burası Zülüflahan. Şurası sağ taraf. Üniversite kampüsü sevgili kardeşim, değerli büyüğüm her kimsen. Üniversite kampüsü orası. Mustafa Kemal Üniversitesi'nin ana kampüsü. Gerçekten büyük bir arazi üzerine kuruldu. Ben yakın zamanda apandist ameliyatı burada olmuştum. Apandist ameliyatını. Burada bir hafta kadar yattım. Sonra çıktım. Buradan da Allah tüm yardım bekleyen hastalara acil şifalar versin dileyerekten yolumuza devam ediyoruz. Bu yollar aslında Antakya'nın düzgün olan tek yolları. Ben o ara söyleyecektim, biraz yarıda kaldı. Şurası Derince arkadaşlar. Burada polis çevirmesi var. Çevirirler mi bilmiyorum. İnşallah çevirmezler. Havaalanında çünkü bir çevirme vakasıyla karşı karşıya kaldık biraz. İnşallah çevirmezler diyerekten öndeki abimiz biraz ağırlıyor. Hadi abim ya Allah. Ve çevirmediler. Devam ediyoruz. Tertemiz. Oynat bakalım. Boom. Çünkü herhangi bir şekilde hani bir kaygım yok. Niye vakit kaybedeyim, anasını satayım. Bir kere havaalanının orada çevrildim zaten. Bir kere daha kuzu çevirme olmak istemiyorum. Bilit çevirme olmak istemiyorum sayın abicim, sayın abilerim. Şu sağ taraf göç idaresi. Bu kaçak yollarla gelen Türk vatandaşı olmayan insanların geri gönderme merkezi burası. Yani polis falan yakalarsa buraya getiriyorlar. Buradan sonra da
sınır dışı ediliyorlar. Şu sağ taraf eski Sabancı kız yurdu. Kapatıldı artık. Niye kapatıldı hiçbir fikrim yok. Zaten ne kaldı ne etti bilmiyorum. Bilen yoruma yazsın anasını satayım. Yeşil yandı, hemen devam ediyoruz. Ya Allah. Şöyle ben sağ şeride bir yanaşayım da beni sollayacak olan sollamaya kalsın anasını satayım. Valla eğer ağzımı bozduysam videoda kusuruma bakmayın. Ben direksiyon başında genel olarak böyle ne derler, atik mi dersin, konuşkan mı dersin, ne dersen de o civar bir şeyim. Çünkü trafikten o kadar çok şey başıma geldi. Bak şu şunca zamandan sürüyorum bak. Nereden baksan ortaokul zamanından beri ben direksiyon başındayım. Ortaokulda ben direksiyonu öğrendim. Derince'ye geçtik arkadaşlar. Burası da artık buradan sonrası Büyük Dalyan. Ortaokuldan beri direksiyon başındayım. O kadar hani çok şeyle karşılaştım ki önüme kırmayan mı oldu? Bir sürü öküzlük yapmayan mı oldu? Şu mu oldu? Bu mu olmadı? Her bok başıma geldiği için hani bak daha şu yaşımda bak daha hani ben 30-40 yıllık şoför değilim. Benim sabrım tükendi artık. Allah o 30-40 yıllık şoförlerin yardımcısı olsun. Evet. Durmadan yeşilimiz yandı. Ya herhalde bir yeşil damga şey yeşil dalga işe yarıyor olabilir artık. Bilmiyorum ne kadar işe yaradığı. Orası tartışılır. Artık o iş hesap kitap işim artık. Neyse hiçbir fikrim yok. Aynen abicim aynen. Yol 3 şeritli amına koyayım. E5 burası sağımdan geçip soluma kır. Var ya acele karın seni yemeğe bekliyor. Yemeğe yetişeceksin değil mi abicim? Saat Allah'ın 3.30'u yemeğe bekleyeceksin değil mi abicim? Bas Allah'ın erdiyse abicim. Aman aman. Anlamıyorum ya. Vallahi anlamıyorum ya. Bak şu şu ağzımı açtım. Allah çarpsın şu ağzımı açtım. Başıma bu geldi ya. Gözünü seveyim ya. Evet burada biraz ağırlayalım. Lan şaka maka bak. Yeşil dalga testi gibi bir şey oldu ha bu video. Bak hiç yani kırmızıya denk gelmedim. Direkt yeşile. Yalnız işte öndekiler ağırlıyor. Benim sıkıntım orada. Öndekiler ağırlamasa çok daha rahat bir yani dümdüz 70'te bas git ağırlama hesabı bir video olacaktı. Burası Karali Köprüsü. Üzerinden az önce geçtiğimiz köprü Karali Köprüsü. Yani böyle konum onu bilmek isteyenler için iyi bir yer. Bak şurada, şurada solda Renault servis falan vardı. Kamerada gözüktü mü bilmiyorum. Zaten hani şehir merkezine onda kavşana falan yetiştik. Ya ben şehir merkezi partını ikinci sefer yapayım ya. Şöyle şey yapayım. Büyük Dalyan'ı da bitirdik arkadaşlar. Artık buradan sonrası Güzel Burç diye geçiyor. Honda Kavşan'dan sonraki bir kısım da Güzel Burç olarak geçiyor ve kırmızı yandı. Ağlayalım. Şehir merkezi vlogunu başka bir güne saklayayım. Çünkü hani annem az önce aradı ya. Beni kahveye bekliyor. Jale alamla velhasıl. Ona yetişeyim. Buradan videoyu izliyorsa onlara da selam olsun. Biraz ağzıma sıçabilirler ama sıkıntı yok. Böyle video için feda olsun. Şöyle hemen sağ şeridimizle de geçelim. Biraz önümüz boşalsın. Şimdi bu sol tarafta işte bu araba servisleri işte bayileri falan filan var işte. Bura artık şey böyle. Normal işte şehir dışına çıkmadan önceki işte toptan mağazalar, ofis mobilyası işte, araba bayileri falan o manzara yani. Klasik. Her şehir çıkışında olan bir manzara türü. Bu sefer kırmızıda duracağız gibime geliyor. Şu Audi abicim birazcık şeridini ortalarsan sevineceğim. Çünkü şeridini taşıyorsun. Hadi bir ikinci vitesten çıkmayayım ya ne olur. Hah tamam çıkmadım güzel. Bu şekilde devam ediyoruz sevgili kardeşlerim, değerli büyüklerim. Şöyle de biraz da şöyle kamerayı da şöyle sola çekeyim de kaldırımı izlemeyin anasını satayım. Ya bu öndeki beton miskeri de önümde durmuş gidiyor yavaş yavaş. Ya neyse ben bunu takip edeceğim. Şimdi Honda Kavşağı'na yetişmek üzere. Şimdi Honda Kavşağı neden Honda Kavşağı? Şimdi burası çevre yoluyla Antakya İskenderun yolunun ve Atatürk Caddesi'nin birleşimi bir yol tamam mı? Köşe başında bir tane Honda servisi vardı.
Onun için buraya Honda Kavşağı denmeye başlandı o yapıldığı zaman, çünkü o servis buradaydı. Burada alt geçitten geçmeyeceğim, eve gideceğim çünkü. Şöyle sağa yanaşarak Honda Kavşağı'na geçiyoruz. Buradan ilerisi alt geçit, alt geçidi karayolları yaptı zamanında işte bu kavşağı velhasıl yaparken. Buradan dümdüz inersek şehir merkezine doğru gidiyor ama buradan sonrası işte bizim eve doğru çevre yoluna çıkacağım. Çevre yolundan bizim eve doğru basacağım. Bu seferlik videoyu fazla uzatmayacağım çünkü 12 dakikadır kayıttayım. 12 dakikadır kayıtta olduğum için ne derler ismine, fazla uzatmak istemiyorum. Şöyle solumuza da bakalım. Serbest. Tamam. Serbest tape geç. Onun önünü satayım. Hemen şöyle de sağa çıkalım. Şimdi çevre yolun Honda kavşağından çevre yolunun ters tarafına dönseydim, yani sola dönseydim Reyhanlı yoluna giriyordu orası. Narlıca Reyhanlı yoluna giriyor. Oradan sınıra da gidiliyor. Kırıkan tarafından, yani Adana tarafına gelenler için videoya başladığım Topboğaz tarafından dönmek daha mantıklı. Burası bahçeli yerler sağ tarafta gözüktüğü üzere. Ama Antakya'dan gelenler için buradan Reyhanlı'ya direkt gidiş yolu var. O tarafa doğru, sol tarafa dönsem oraya gidecekti. Düz gitseydim, alt geçitten geçseydim şehir merkezine doğru gidecekti, Atatürk Caddesi'ne. Burada döndüğümüz yolda çevre yolu. Buradan Samandağ'a, Dağlaski'ye, Harbiye falan işte o güzergahlara gidelim sağlanabiliyor. Buranın bitiş tarafı Harbiye'nin orta tarafı. Harbiye'nin orta tarafında bu yol bitiyor. Çevre yolu. Orada başlıyor. Reyhanlı yolunun başlangıcında bitiyor. Yani tam böyle ilçeyi şu anlık için, hani büyümeye devam ettiği için şu anlık ilçeyi çevreleyen çevre yolu adı üstünde. Bir, karayollarının mesuliyetinde olan ilçemizdeki tek düzgün yollardan birisidir çevre yolu. Çünkü buradan eve doğru gidince ikinci kavşağına döndükten sonra, burası Kuzeytepe kavşağı bu arada. Burada genelde böyle lüks düğünler, yemekli düğünler, işte yemek yemeye, kebap yemeye gelmek isteyenler genelde buraya gelir. Sol tarafta da Nur Turizmi servisi var ama inşallah kamerada gözüküktür. Çünkü telefonla da uslamak istemiyorum. Yoldayım anasını satayım, bir bok yerim şimdi. Araba da emanet araba, başıma bela olmak istemiyorum Allah muhafaza. Tahtaya da vuralım. Yolumuza devam edelim. Şehir içinin yolları bok gibi olduğu için ben Topboğaz'ını geçtikten sonra bir türlü söyleme imkanım olmamıştı. Nasıl diyeyim? Sürekli her yer bozuk olduğu için, onun için diyorum hani insanları çağırmaya utanıyorum. Şimdi birini davet etsem, tamam mı? Şehir içine soksam araba pat küt pat küt, çukurlar anasının nikahı gibi krater oluşmuş artık bazı yerlerde, gözünü sevdiğiminin. Hani birini çağıracağım. Çağırmaya utanıyorum. Hani yollarım bok gibi, ben bu adamı nasıl gezdireyim? Araba bu ne lan demeyecek mi? Pat küt pat küt. Allah çarpsın, utanıyorum. Ne olur Büyükşehir Belediyesi'nden birisi bu videoyu izlerse inşallah, ne olur şu yolları düzeltin ya. Keşke Lütfü Savaş'ı görme imkanım olsa da söylesem. Büyükşehir Belediye Başkanımız olur Lütfü Savaş bu arada. Keşke görme imkanım olsa da söylesem. Adamı sadece bir kere gördüm. Onda da annemle fotoğraf çekmek için görmüştüm. Annemle fotoğraf çekmiştim o adamı. Onu da eğer annem bir şey demezse ekrana koyarım. Zaten Face'te paylaşmıştı. Bir inşaat fuarında annemle beraber karşılaşmışlardı. Annem de hani kadın servisçi olduğu için dikkat çekti orada biraz. Hani herkes toplaşıyor. Sabah tapla, sabah tapla, sabah tapla falan. Ondan mütevellit bir fotoğraf çekilme anısı olmuş bulundu annemin. Fotoğrafı da ben çekmiştim. Eğer annem bir şey demezse de fotoğrafı ekrana koyarım. Yine kırmızı ışık. Şimdi buradan SSK hastanesine ben kaçırdım. Şimdi buradan gidiş yol SSK hastanesi yolu, sağ tarafa buradan dönersek. Şimdi bu kavşağı niye yaptılar? Karşıdan gelenler için ortada refüji var ya, şimdi hastaneye geçerken oradaki yol dikkatini çekmiştir SSK hastanesinin yolu. Orada bir yana doğru bir tarlı yol var, sokak var. Bu istikamette gelenler oradan dönebilir ama karşıdan gelenler orada arada refüji olduğu için o sokağı kullanamayacaklarından mütevellit buraya böyle bir kavşak yaptılar. Millet SSK hastanesine zaten çıkabilsin diye. Sağda tabela daha vardı. Umarım ekranda çıkmıştır. SSK hastanesine gidecek olanlar da bu taraftan dönüyor. Şimdi ben ne yapsam? Ben adliyenin oraya kadar gideyim. Şöyle bir genel olarak en azından hani çevre yolunu şöyle bir göstermiş olayım. Şimdi ben buradan sola dönersem, ikinci kavşağı burası. Buralar ikinci mahallesi, bizim mahalle. Buradan sola dönersem bizim eve doğru çıkarım.
Araba niye böyle yaptı ya? Tuhaf. Herhalde gaza basmadım diye kamerada biraz kaymış anasını avradını. Şu tutacağı da aldım. Ha, işimi görsün diye ya. Çok da önemli değil. Telefonu tutuyor mu tutuyor. Orasına bak sen. Burası ikinci mahallesi, ikinci kavşağı. Buradan sol tarafımız şu oluyor. Bizim mahalle, ikinci mahallesi. Sağ taraf asıl ikinci. Sol taraf sonradan aşağı ikinci değişti. Sonradan dahil edildi. De bu transporter abimiz sola yanaşıyor ya. Ulan tam da güneşte ters açıdan onu satayım. Ulan tam da yokuşta ağlattı beni ya. Şimdi ben otogara falan göstermek için şöyle bir devam edeceğim. Şöyle bir bakalım. Yol gene ağırladı ya. Ya beton miskeri ağırladı, bir de o transport önünde durdu diye ağırladı gözünün yağını yediğiminin. Şimdi buradan sonraki kavşak otogar kavşağı. Sol tarafa dönülünce otogar kavşağından Sarayket Mahallesi'ne gidiliyor. Ben şöyle telefonu da hazır şöyle önüm falan temiz olunca bak şurası otogarın girişi, otobüsler buradan giriyor. Şöyle bir sağa doğru yanaşayım. Bak şu taş köprü otobüslerin geçtiği yer. Oradan alt tarafa perona iniyorlar. Sol taraf Prime Mall alışveriş merkezi. Şöyle ekranda gözüktüğü üzere. Sağ tarafta şurası da otogarımız. Bariyerlerden falan ne kadar net emin değilim. Şöyle çevirmeye çalışacağım. Fazla da yan tarafa da bakmak istemem. Burası Prime Mall alışveriş merkezimiz burası. Şöyle düz gidince adliye kavşağına doğru gidiyoruz. Adliye kavşağına oradan ben döneceğim. Şu yeni yapılan Expo kavşağı burası. Expo kavşağı ne işe yarıyor? 2021 Expo burada düzenlenecek. Antakya'da düzenlenecek. İlimizi, ilçemizi tanıtmak için güzel bir organizasyon olacağına hiç kuşkum yok. Expo kavşağı yapıldı buraya Büyükşehir Belediyesi tarafından. Bu abimiz sola yanaşacak. Ben şöyle bir sola sapayım. Onun için bu kavşak yapıldı. Bu yapılma aşaması falan çok teferruatı geçti. Çünkü yol kapandı falan. Trafik aşırı derecede tıkandı velhasıl. Onun haricinde zaten sağ tarafta adliyemiz. Şurası bizim adliye. Ben bu kavşaktan dönüp EYM'e doğru yol tutacağım. Burası adliye. Buransa adliyenin arka tarafı yeni Tokiler. Şu sol tarafta eski Tokiler olarak geçiyor. Bizim ikizler burada oturuyor. Buradan izliyorsa onlara da öpücüklerimi gönderiyorum. Sevgilerimi, saygılarımı. Şimdi buradan sağa sapmak suretiyle devam ediyoruz. Adliye kavşağı burası. Eski hastane falan işte. Bizim eski mahalleye buradan çıkılıyor. Sol taraf işte Altınçay. İşte eski hastane velhasıl. Buradan sağa dönülünce annemin çalıştığı Hatay Anadolu Lisesi'ne gidiyor ve MİT binasına gidiyor. Şuradan U dönüşü yapacağımız, bak şurada sol tarafta bir yer var. Tam da kameranın kadrajında oraya almışım, süper. Lensini falan oraya odaklatmışım. U dönüşümüzü yapmak suretiyle boom, devam ediyoruz. La 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 la. Yanımızda bir motorlu abimiz vardı. Selamun aleyküm abi. Şöyle liten. Geldiğimiz yola geri dönüyoruz. Şurada bir tane AVM açıldı. Ben hiç girmedim AVM'ye de. Bak o AVM'nin solundaki bu pembe mi krem mi diyeyim artık. Onun karışımı bir şey. Burası işte yeni Tokiler bunlar. Şu sağ taraf Büyükşehir'in su idaresi şubelerinden birisi. Hatsu yazıyor zaten. Umarım ekranda da belli oluyordur. Expo kavşağına işte geri döndük. Şimdi doğruca ikinci kavşağına dönüp EYM'e gideceğim. Şehir merkezi vlogunu daha sonra yaparım. Çünkü evde beni bekleyen var. Telefon zaten onun için. Yoksa ben şehir merkezine de inecektim. Ama ve lakin evde bizi bekleyenimiz var. Onun için evimize gidelim. Otogar acaba bu sefer gözükür mü? Bilmiyorum ya. Kameraya da fazla bakmıyorum. Önüme bakıyorum ben çünkü. Sadece elimle kamerayı oynatıyorum. Aman ha. Buradan izleyen sürücülere tavsiyemdir. Şiddetle önerimdir. Lütfen ve lütfen sayın abilerim, değerli büyüklerim, ananı satayım. Sakın ha sola mola sapayım deme. Vallahi benim içimden geçersin pick-up. Heh, tamam. Şimdi şöyle hemen bir sağa yanaşalım çünkü sağa döneceğiz. Hadi be abicim, biraz frene bas da ben de siktir olup gideyim, geçeyim sağa, ne olur ya. Hah, geçtim, tamam, güzel. Güzel güzel, sıkıntı yok. Temiz temiz.
Şimdi şöyle liten sağa yanaşmak suretiyle E'me doğru yol alıyorum. Sağ serbest abicim, bana bir müsaade edersen rica edeceğim, teşekkür ederim. Sağ serbest abicim, ne olur bana bir müsaade etsen. Allahümme salli aleyhi. Ya illa beni zora sokacaksın abicim ya. Niye beni zora sokuyorsun ya? Anlamıyorum, Allah çarpsın anlamıyorum. Geç siktir olsun, sola geç ya. Ondan sonra Mehmet Ali niye trafikte deli oluyor? Evet arkadaşlar, bir Fatiha'mızı okuyalım. Sağ taraf ikinci mezarlığı. Bismillahirrahmanirrahim. Amin oğlum. Salli aleyhi seyyidina Muhammed. Rabbim ölmüşlerinize rahmet eylesin cümlenizin. Burası sağ taraf ikinci mezarlığı. Buradan ilerisi zaten bizim eve tekabül ediyor. Arabayı da park etmek suretiyle videomu kapatacağım. Soldan bir tane Clio abimiz fırlıyor. Hayır, burnunu çıkardı, çık yola amına. Allah çapsın bak. Yani Allah'tan bu videoda kaza maza yapmadım. Gözünün yanıyım ya. Neyse. Bizim eve doğru yanaşıyorum. Önce bir arabayı park etmem lazım. Şöyle bir burası ikinci yol, işte İnönü bu var, bizim cadde. Şöyle bir sola dönelim. U çekeceğiz çünkü. Şöyle lütfen U'muzu çekiyoruz. Şöyle de burası Total Petrol. Burası kapandı arkadaşlar. Buranın macerasını anlatmayacağım. Çünkü biraz özele giriyor. Yani benimle alakası yok. Başkalarının özeli. Mal davası diyeyim sadece. İpucu vereyim ve eski benzinliğe yanaşıp el frenimizi, inşallah el freni bu sefer elime gelirsin. Gözünü sevdiğimin el freni. Top boğazın orada açılırken bana sıkıntı yaşattın. Ne olur bu sefer kapan el freni. Deryalı ne oldu şunu yaptı ya. Vallahi işkence, Allah çarpsın işkence ya. Ne güzel kayış şunu. Aha tamam kapandı bu sefer. Tamam arabamızı da kapattık ve stopumuzu ettik. Elhamdülillah şükür. Kazasız belasız bir yolculuğu hamdolsun geride bırakmış bulunmaktayız. Selamun aleyküm. Evet, bu şekilde videomun da sonuna gelmiş olayım. Bana eşlik ettiğin için sana teşekkürlerimi, minnettarlığımı iletiyorum. Video hoşuna gittiyse şöyle bir parmak atıp kamera parmağıma odakla lan. Lan parmağıma odakla parmağıma. Allahümme salli ala, daha az önce odakladın ya. Abicim parmağıma odaklar mısın? Ne olur rica edeceğim. Ya neyse, odaklamasını istemiyorum ya. Like atın bana, kanalıma abone olun, yeterli. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Allah'a ısmarladık.